Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün en kolay şekilde robot kullanmadan, meyve sıkıcı kullanmadan nasıl narın suyunu çıkartacağız? Bu tarifi sizler için hazırladım arkadaşlar. Belki sizlere de fikir olabilir diye paylaşmak istedim. Evet, öncelikle narlarımızı güzelce yıkadım arkadaşlar. Yıkadıktan sonra ortadan ikiye bu şekilde kestim ve tahta bir kaşık alarak tokmakladım. Bu şekilde çok kolay taneleri, narın taneleri dökülüyor. Bu sayede gördüğünüz gibi çok fazla uğraşmadan neredeyse 30-40 saniye içerisinde bir tanesi temizlemiş oluyoruz bir narı. Daha sonrasında bu şekilde kontrol ettikten sonra çok inatçı çıkmayan narları da elimizle çıkartıyoruz. Bu şekilde ayıklamak çok pratik oluyor. Hem zamandan tasarruf yapmış oluyoruz hem de narın suyunu sıkarken arkadaşlar çok israf etmemiş oluyoruz. Gerçekten çok daha su elde etmiş oluyoruz. Narı bu şekilde ayıkladıktan sonra kabımıza düşen o beyaz zar kısımlarını da alıp atıyoruz. Onları çıkartmalıyız. Yoksa narın suyunun tadını biraz değiştirebilir, acımsı yapabilir arkadaşlar. Bu nedenden dolayı bu beyaz kısımları temizleyelim, atalım onları. Evet, bu şekilde ben yaklaşık 7 kilo narımı ayıkladım. Bu 7 kilo nardan arkadaşlar yaklaşık 3 kilo 200 gram kadar iç harcı elde etmiş oldum. Ve daha sonra bunları tekrar derin bir tenceremin içerisine aldım. İşte tüm püf noktası arkadaşlar bu. Bir mikser ile el blenderımız ile ilk etapta yavaş yavaş bu şekilde çok etrafa sıçratmayacak şekilde mikserimizi çalıştırıyoruz. Daha sonrasında gördüğünüz gibi ne kadar güzel narımızın suyu çıkıyor arkadaşlar. Ortasındaki beyaz çekirdekleri asla ezmiyor, parçalamıyor. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde ben narım suyunu elde etmiş oldum arkadaşlar. Çok kısa bir sürede. Mikser kullanmadan, meyve sıkacağı kullanmadan ve çok ziyan etmeden neredeyse tüm meyvemin suyunu elde etmiş oldum bu şekilde. Evet. El blender ile püre yaptım. Gördüğünüz gibi tüm narların suyunu bu şekilde çıkarmış oldum. Şimdi bir tane süzgeç alıyorum arkadaşlar. Süzgeçten süzdürüyorum. O çekirdeklerini ve posasını süzgecin üzerine alacağım. Ve sırf suyunu elde etmiş olacağız. Aklınızda olsun, eğer nar ekşisi yapacaksanız da bu yöntemi kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok pratik oluyor. Bu işlemi birkaç aşamada yapabilirsiniz. Eğer küçük bir aileyseniz hemen meyve suyunu sıkıp içmek istiyorsanız da 3-4 tane narın suyunu da bu şekilde elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, süzgeçten bastırdıktan sonra tüm suyunu alttaki kabımıza alıyoruz ve üzerinde kalan posalarını da elimize alıp güzelce sıkıyoruz arkadaşlar. Son suyunu da almış oluyoruz. Ve geri kalan narların suyunu da bu şekilde süzdürüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar su elde etmiş oldum. Yaklaşık 2 litre 200 milim. İçmeye hazırdır. Tüm ailenizle afiyetle içebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize şifa olsun diliyorum. Evet, ben bu geri kalan narın suyundan çok güzel bir nar ekşisi yaptım. Bu nar ekşisi tarifimde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Diğer videolarımı takip etmenizi tavsiye ederim. Ayrıca şimdi kanalıma abone olarak ve zil sesini açarak
bildirimler almanızı tavsiye ederim. Paylaştığım videolarımdan haberdar olmanız için bu çok önemlidir. Evet, bugünlük bu kadardı. Videomu izlemeyi, aşağıya yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.